Yunus YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben deniz Yunus. Bugünün videosu değişik bir video olacak. İlk defa bir FIFA videosunu Facecam ile karşınıza getireceğim. Şimdiye kadar olan videoları desteğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle söylemek istediğim nokta bu. İkinci nokta bundan böyle videoları bu şekilde face camlı ve hani ekranın size göre sağ üst köşesinde olacak şekilde göreceksiniz videoları. Umarım bunu bu şekilde devam ettirebilirim. Zaten videoları yakından takip eden arkadaşlar onlara da bahsetmiştim. bir Yeni bir bilgisayar, yeni bir setup'a geçtiğimle alakalı olarak daha hızlı bir şekilde videoları sizlere getirmeyi umuyorum. Evet, bugünün videosu bir Bundesliga takımı olacak. 300 bin coin değerinde bir Türkiye ligi takımı yapmıştık daha öncesinde. Bu da ona benzer bir video olacak. Daha pahalı bir takım, daha güçlü bir takım. Ee, Alman liginden bir takım olacak. Yavaş yavaş geçelim videoya. Bakalım. Ee, kalede bu şekilde aramayacağız tabii ki. Ee, kalede bunları daha önceden yapmış olmak gerekirdi değil mi? Bu Nesliga'dan ve bu şekilde arayalım. Aynen. Ee, çok sağlam bir kaleci. Leno ile başlıyoruz. Ee, bu Nesliga'nın zaten defans hattı gerçekten iyi. Ee, görüyorsunuz. Boateng ve Inform Sokratis. Ben, hatta ilk Inform kartlar çıktığı zaman daha doğrusu Inform garantili görevler çıktığı zaman Sokrates'i çıkarmıştım İlk paketimden çıkan oyuncu buydu 80 pace, 88 defans, 87 fizik. Boateng için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten çok sağlam oyunun en iyi superlerinden bir tanesi. Sol bekte Alaba olacak çok atak bir oyuncu ama ona rağmen işi işi görüyor yani kesinlikle iyi bir oyuncu. Sağ bek Pişçek çok hızlı değil ama e, Fiziği, defansı ve yani oyunda çok iyi oynuyor nedense ben çok beğendim Pişçek'i. E, defans iyiydi. Orta saha ben çok beğendim. Orta sahasını e, özellikle değiştirerek oynadık zaten orta sahayı. Vidal olacak orta sahada. Keita olacak ve e, Renato Sanchez olacak. Bu oyuncular e, her pozisyonda, hepsini her pozisyonda oynatabilirsiniz yani orta sahada. Üç, bu arada formasyon daha değişik bir formasyon. 4-3-2-1 daha önce e, videolarda hiç göstermediğim bir formasyon ama çok sağlam bir formasyon kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, görüyorsunuz Vidal, Kita ikisi de hatta üçü de iki yönlü oyuncular ve defansa da, forvetle de çok iyi iş yapıyorlar. Vidal bence en iyi çift yönlü orta sahalardan bir tanesi zaten fiyatı da ona göre e, Fiyatlarına tek tek bakacağız bu arada. E, fiyatı 70 bin civarında Vidal'in e, belki PlayStation veya PC'de biraz daha yüksek olabilir. E, sol forvetle devam edelim. Bu oy bu senenin oyununun kapak ismi Marco Royce kesinlikle çok sağlam bir oyuncu. Beklediğim alamadım aslında, daha iyisini beklerdim ama zaten gol dağılımı, asist dağılımı tüm orta sahaya yayılmış vaziyette. Tüm orta saha artı tüm forvet hattına yayılmış vaziyette. O yüzden bayağı memnun kaldım diyebilirim. Sağ kanatta, yine videoları yakından takip eden arkadaşlar bu oyuncuyu takip tahmin edeceklerdir zaten. Blasikowski 83, bu foot birthday kapsamında çıkan bir karttı. 83, 94 pace fizik çok iyi değil. Şut iyi değil ama nedense her zaman doğru yerde oluyordu ve bayağı gol attı takımda. Bakalım. E, görüyorsunuz 13 maç 5 gol 5 asist, 6 asist. Hiç beklenmeyecek bir geri dönüş aslında. Son olarak forvette de e, yakın zaman önce videosunu yapmıştım bu da. Şu şekilde arayalım. Lewandowski 92 kartı. E, çok fazla gol atmadı ama kesinlikle pozisyona girip diğer oyunculara pozisyon hazırlama konusunda çok iyi bir kart. Ben çok beğendim. Dribbling'i çok iyi. Belki birazcık daha ileri doğru oynamış oynuyor olsa çok daha iyi olur. Belki medium medium olmasından kaynaklı olabilir bu. Biraz geride alıyor topları ama dribling'i çok iyi, şutu çok iyi, fiziği çok iyi, pace'i çok iyi. Bir forvet için aradığınız özelliklerin çok büyük bir çoğunluğu bu arkadaşta mevcut. fiyatları tekrardan hatırlatmakta fayda var. Boateng 111 bin ama çok sağlam bir oyuncu görüyorsunuz. Bir golü var. E, Alaba aynı şekilde sağlam sürekli forvette sol kanat gibi oynuyor yani Royce ile beraber güzel paslaşmalara girebilirsiniz aynı şekilde Vidal çok iyi e, penaltıcısıyız zaten takımın aynı şekilde Renato Sanchez sonradan kullandık Renato Sanchez bu arada Aynı şekilde Nabi Kita çok iyi bir oyuncu bunun 87'lik bir informu da var aynı şekilde Ve bu arada aslında benim ilk e, kadroyu kafamda şekillendirdiğimde Orta sahada oynatmak istediğim oyuncu Hakan Çağlan Kendisinde çok güzel bir free golü var. Özetlerde izleyeceksiniz. Ee, yine iyi bir oyuncu ama bu formasyonda yani sol kanat oynamaz. Ama orta sahada oynayabilir sadece, sadece gibi geldi bana. Orta sahada da 7 kimya ile oynuyordu. Çok beğenmedim nedense. Yine de şutları ve free ee, zaten bir Bundesliga takımında Hakan Çalanoğlu varsa illa bir free golü olmalı diye düşünüyorum. E, ee, bahsettik. İyi bir oyuncu. Yine dağılımı e, gollerin. Her, herkes gol attı. Herkes asist yaptı. Çok güzel bir takımdı. Ee, toplam maliyeti size PlayStation'da demeyeyim Xbox'ta e, Lewandowski 300 bin civarında kabul edersek 250-300 bin civarında kabul edersek eee Xbox'ta 750 bin civarında PlayStation'da ise 1 milyon e, 1 milyonun üzerinde olabilir. Belki şu andaki forma e, promosyonlardan dolayı e, bu oyuncuların fiyatları düştü. Hatta bayağı düştü. Şu anda Boateng 90 bine falan yiyor. Yani 15 bin civarında bir zararında oldu ondan. Ama takım çok iyiydi. Ben Division 4'teydim. Hacı Serisi'nde Tarihçi serisinden dolayı ben Division'ları düşmüştüm bilerek. 10. Division'dan başlamıştık. Yavaş yavaş çıkıyoruz. 4. Division'da toplam 8 maç yaptık. Ee, belki Division'ların belki birini daha önceden de yapmış olabiliriz. Belki birini daha sonradan yapmış olabiliriz. Ee, nasıl diyelim? 8 maçın 6'sını kazandık. Birinde beraber kaldık, birinde yenildik. Ama gayet iyi bir takım. 1 milyon coin'lik süper bir takım. Birazdan özetlerle beraber olacağız. Evet özetlere başlıyoruz. İlk takımımız İlk karşımıza gelen takım bir Premier League takımı. Bayağı karşımıza geliyor zaten bu Premier League takımları. Hangi e, klasmanda olursanız olun Premier League takımları karşınıza geliyor yani. Görüyorsunuz paslaşmalar. Takımın e, uyumu çok iyiydi. Yani tabii ki yüz kimyada oynuyorlardı ama oyuncuların birbirleriyle çok iyi uyum sağladıklarını söyleyebilirim. E, bu takımdan alacağınız oyuncular yani belki takımın tamamını almak istemeyebilirsiniz. Atıyorum farklı bir takımınız vardır. Bir hibrit yapmak istersiniz. Mesela Alaba. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Boateng çok iyi. Sokratis çok iyi. Bunların normal versiyonlarını alabilirsiniz. Mesela Inform Sokratis değil de normal Sokratis'i alabilirsiniz. Veya Alaba yerine atıyorum Ricardo Rodriguez'i alabilirsiniz. Bu arada Lewandowski'nin golü çok güzel. Harika bir gol. Ee, sağ ayağını süper kullanabiliyor. Bitir bitirişi çok iyi. Ee, onun dışında Royce yerine mesela Şürley'i alabilirsiniz. Çok benzer karakteristiklere sahip bir oyuncu. Inform Şürley'i bile alabilirsiniz. Daha ucuz olacaksa. Defansta Piszczek, e, Leno bunlar zaten ucuz oyuncular. Bence çok sağlam ve güvenilebilir oyuncular. Görüyorsunuz yine bir Premier League takımı geliyor karşımıza. Dediğim gibi e, Renato Sanchez çok ucuz ve çok iyi bir oyuncu bence. O da kesinlikle bu takımda veya takımlarınızda he, yani yer almıyorsa yer almalı. Yer, yani iyi oyunculardan bir tanesi hakikaten sürekli çok hızlı zaten 82 pace'i var yani bir orta saha oyuncusuna göre bayağı iyi ve hani her yerde sahanın her yerine ayak basıyor diyebilirim. Vidal 70 bin Vidal yani bir, bir sebebi var 70 bin olmasının adam her topu kesiyor hakikaten çok iyi Keita bunun 87 informu var demiştik gördüğünüz gibi harika bir şutu var pası var her şey var bu adamın Team of the season, season kartı gelecek diye tahmin ediyorum ve inanılmaz olacak ve benim hakikaten beklediğim kartlardan bir tanesi o başka bahsetmemiz gereken oyuncular defansat yani hiçbir şey yapmayacaksanız farklı bir lig takımı kullanıyorsunuz atıyorum İspanya Ligi kullanıyorsanız bile defansını alıp bir hibrit yapabilirsiniz kendinize hani sağlam bir defans oluşturmuş olursunuz böyle diyelim. Bu takımın tabii ki daha daha da geliştirebiliriz aynı zamanda. Mesela bir Dembele var. Usman Dembele sağ kanada Blaşikovski'den daha iyi olacağını düşünüyorum ben. hem skillleri var. Eee footu daha iyi falan filan çok sağlam. Yine iyi bir takım. Karşımıza gelen iki tane inform forveti var dediğim gibi Alaba çok hata çıkıyor. Yani şey e, talimatlardan sen defansta kal abicim deseniz bile adam gidiyor alındı başı alıyor başını gidiyor. E, o anlamda da yani forvete çok katkıda bulunuyor ve geri bazen dönmesi zor olabiliyor. Aklınızda bulunsun. E, dedi ki bu atenk görüyorsunuz ekstradan da bir tane kafa golünü attı abimiz. E, güzel güzel bir takımdı yani ben çok keyif aldım oynarken. Yani sonuçta ilk defa oynadığım bir takım. Ve bu sene FIFA'da hiç Bundesliga takımlarıyla oynamadım. Bu arada Hakan Çağlan görüyorsunuz. Kendisine yapıldı faul. Kendisi kullandı golünü attı. 3-1 yaptı durumu. İkinci golü hatta bu takımdaki. 7 maç oynadı. 2 golü var. Bence gayet iyiydi. Bekledi bekleneni veremedi dedik ama o da iyi performans sergileyen oyunculardan bir tanesi. Görüyorsunuz Vidal adam topuyla adam kesti. Ve e, atak başlatıyor. Bu onları çok iyi yapabilen bir takım bu. E, defansif özellikleri çok iyi olduğu için orta sahne. Evet Lewandowski dedik. Daha fazla gol atabilirdi tabii ki penaltıları mesela verebilirdik en azından 10-12 tane daha gol 10-12 tane gol atabilirdi ama ben çok memnun kaldım yine oynayacağım oyunculardan bir tanesi bu arada sizden ricam bu 1 milyonluk mesela takımları farklı ligler için de yapabiliriz atıyorum İtalya ligi için yapabiliriz İspanya ligi için yapabiliriz Fransa ligi için yapabiliriz bu anlamda bana yorum kısmında yorumlarınızı bırakabilirsiniz hangi ligi görmek istersiniz Bunlar siz, yani sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Biliyorsunuz daha önceki serilerde de böyleydi. Hacı serisinde siz oyuncu söylüyorsunuz ben alıyordum. Bunda da bu şekilde yapabiliriz. Hangi aa, lig kadrosunu kurmamı? Mesela bir arkadaş yazmıştı İspanya Ligi istiyorum diye. İspanya olabilir aa, ama Team of the Season'da çok değişecek bir takım tabii ki İspanya. Yine de Suarez'li bir İspanya kadrosu veya İtalya kadrosu Higuain'li yapabiliriz. Bu arada bu takımı ben aa, en hızlı Rage Quit yaptıran takım olarak ilan ediyorum. 2 dakikada adam Rage Quit yaptırdık. Böyle yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz sizin için faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde abone olursanız çok sevinirim. 1250 aboneye doğru yaklaşıyoruz. Ee, desteğiniz e, videonun başında da belirttiğim gibi harikaydı. Çok teşekkür ediyorum şu ana kadar olan desteğiniz için bir kez daha. Lewandowski'nin bu son golüyle videoyu kapatıyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir pazartesi günü olsun. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.